Ne haber arkadaşlar? Harkaman Akın'ın hoş geldiniz. Bugün Panda'yla birlikte Roblox'ta arkadaşlar ateşini düşür oyununa giriyoruz ve başlıyoruz. Dereceyi seçerek başlıyorum. Bir hikaye. Bizim karakterimiz bu arkadaşlar. Sabah oldu. Hadi uyan. Hadi uyan. Gözlerini açtı ve uyandı. Bugün okulda Ariana Grande geliyor. Ariana Grande Amerikalı bir sanatçı arkadaşlar. Hikayemiz böyle başlıyor. Annem beni okula gitmeme izin vermiyor. Sanırım dünden beri okula gitmemize izin vermiyor. Onu bize okula gitmeye ikna etmemiz gerekiyor ve hikayemiz böyle başlıyor. Arkadaşlar hikaye şu. Biz hastayız ve ateşimiz çok fazla yüksek. Annemizde ateşimiz var diye hasta olduğumuz için bizi okula göndermek istemiyor. Amacımız okula gitmeye çalışmak. Annemizlere ateşimizin olmadığını göstermek. Bu daha önce ateşim var oyununun tam tersi. Birazdan hikaye anlayacaksınız. Oh talk to mom diyor. İlk olarak annemle konuşmaya giriyorum. Anne, anne. Hey anne, ben senin en iyi oğlunum biliyorsun değil mi? Bugün okula gitmek istiyorum. Hayır, senin ateşin var evladım. Bir şeyim var diyor. Anne bak gerçekten bir bak dereceyle bak. Dostum ne yaptık bakacak şimdi. Bir baksın bakalım ateşin var mı yok mu? 40 dereceye. Sana bir şeyim var dediğim. Hadi git evde kal. Tamam biliyorum. Bütün camları açmam lazım. Oha ilk iş camları açmak. Arkadaşlar çok ateşimiz var. Ne yapmamız lazım? Camları açmam lazım. Anne sen yandan anne. Dostum ilk görev camları açmak. Arkadaşlar ne yapıyoruz? Camları açıyor. Bu çocukla başa çıkamazsın. Okula gitmek istiyorum. Ariana Grande'yi görmek istiyorum. Konser verecekmiş okulda. Açtım. Bütün camlar açıldı. Annenle gürt diyor. İlk görevimizi yaptık. Gidiyoruz. Anne! Hey anne. Tekrardan ben. Devam. Ne? Ne var? Ne var? Annem de benim uğraşıyor. Anne benim tekrar ateşimi ölçer misin lütfen? Belki senin derecen kırılmıştır. Ölçü arkadaşlar. 38 derece. Birazcık ama hala hastasın. Evde kalmalısın. Belki de ışıkları söndürmeliyim. Okey, şimdiki görevimiz ışıkları söndürmek. Işıklar nerede? Burada. Turn off diyor. Işıkları söndür. Arkadaşlar ışıklar biliyorsunuz ki ateş ve sıcaklık yayıyor. Onları söndür. Bakın burada da sıcak yanan bir şey var ama o sonraki görevde. Işıkları söndür. Bütün ışıkları söndürdüm. Bilgisayarımdaki ışığı söndürdüm. Söndürdüm. Başka var mı? Dostum bunları söndürmen lazım. Tepedeki ışığı nasıl söndüreceğiz abi? Burada ne istiyor? Şu ne? Light switch turn off diyor. Yok o değil. Bir dakika. Abi başka ışık 4. 3 tane daha ışık varmış. Turn off diyor. İçerideki odanı da kapattım. Başka var mı? Şurayı açalım. Banyomuzda ışık var mı? Yok. Okey 5. 6. 7. 2 tane kaldı. Arkadaşlar tepedeki ışığı nasıl kapatacağım abi? Kapan. Ha şuradan ya. Ya tamam. Son bir tane kaldı. Şu koridorun ışığı. Kapattım. Uf, ışıkların hepsi kapandı. Artık sıcaklık gelmeyeceği için üşümeye başladım bile şimdiden. Hadi gidelim anneme. Anne! Ne var ya? Ne var diyecek şimdi? Evet oğlum. Anne dereceye bak. Anne derece. Ölç. Ölç beni. Dereceyle bak. Düştü bence sıcaklığım. 34 derece. Sen birazcık kötü görünüyorsun. Anne bence iyiyim. Oo, ısıtıcıları kapatmaya ne dersiniz diyor. Okey, ısıtıcıları da kapatırsak bence bu sefer iyice vücudum soğuyacak ve ateşim düşmüş olacak. İşte burada kapat. Bir tanesini kapattım bile. Benim odamda yanıyordu bir tane. Yani petekleri kapatıyoruz arkadaşlar. Sıcak petekler. 4 tane daha varmış. Yani 2 tane daha var. Şurada da var bir tane. Kapatıyorum. Başka kaldı mı? Dostum garaja git burada var de. Garajda otopark garajımız. Oo kapattım. Oo ateşim gidiyor ateşim gidiyor. Anne bak bana inan bak bu çocuğun yalan söylemiyor. Termometren kırık senin. Yani. Ve so lütfen bakar mısın? Derece şeyinden bakar mısın? Ölçer misin? 28 derece. Ama sen hala hasta görünüyorsun oğlum. Git de yat diyor. Oo anne. Peki diyor evdeki klimaları açmaya ne dersin? Allah soğuk üfleyen klimalar çok mantıklı. Dostum nasıl yat? Bak burada var bir tane. Önüne de geç bir tane. Birazdan donacağız abi. Birazdan soğuktan öleceğiz. Şunu da açıyorum arkadaşlar. İki tane daha fan açmamız lazım. Şimdi onları bulmamız lazım. Kesin koridordadır. Aynen bir tanesi burada. Oh. Oh hepsini açtım. -1 derece daha düştü.
Donuyorum abi, donuyorum ama annem inanmıyor. Anne, bir şey diyeceğim. Bak yine ben geldim, bir şey demek istiyorum. Oo, ne diyorsun oğlum? Ben sen uyuyorsun diye biliyordum. Hayır anne, uyumuyorum. Sorun ne? Anne sorun ne? Problem ne? Hiçbir şey. Nasıl hiçbir şey ya? Ölç. Ölçüyor arkadaşlar. 12 derece. Oğlum beni darlamaya bırak diyor. Lütfen. Bu çok iyi değil diyor. Beni daha fazla ne soğutabilir? Oho buldum. The fireplace. Pardon galiba şimdi kendimizi yakmamız mı gerekiyor? Ha? Neden hala buradasın? Hadi git dedi. Ne yapacağız? Take out the fire in the fireplace. Ya ne yapacağız abi ya? Dostum şömineye girmen lazım. Bunu aldım. Take out the fire in fireplace. Çatıya çıkmam lazım. Bacaya çıkacağız galiba. Abi gerçekten de bacaya çıkmam lazım. Galiba şömineyi kapatmam lazım arkadaşlar. Arkadan bir yerden mi yapacağız? Nereden yapacağız? Durun bakalım. Oha evimizin havuzu boşalmış. Vent diyor. Oha havalandırma gibi bir yer açtım. Bu da ne? Dinamitler var yerde. Girdik. Evde ben havalandırma bir yeri açtım ama. Oraya nereden giriliyor? Şuradan. Nereden açtık? Aha. Burada kaldım. Oy. Oyunun ilk bug'ını bulmuş olacaktım. Bir dakika. Az önce bir havalandırma açtık. En köşedeki odada arkadaşlar. Şurada. Dostum annenin odası değil mi? Evet burası. Open. Yani take out the fire in the fireplace. Su dökeceğiz. Suya ihtiyacım var. Suyu banyodan dolduracağım. Okey, banyodan su dolduracağız veya çeşmeden şuradan. Aynen. Suyu doldurduk ve bunu şömineye dökeceğim. Oho aynen. Valla -5 derece daha düştü arkadaşlar, yakında buz olacağız ve öleceğiz galiba. Annenle konuşmaya git dedi, şömineyi de söndürdüm. Anneciğim, termometrenle beni tekrar ölçer misin? Bozuk olan termometrenle. Tamam. Ölçüyor gene arkadaşlar. Bakalım ne çıkacak. Teşekkür ederim benim sevgili annem. Hadi artık ikna ol da biz okula gitmeye izin ver. Hasta değiliz diyoruz ya. 6 derece. Oho diyor. Duşa gir dedi. Annem bana valla duşa gir dedi arkadaşlar. Az önce dedi ki git duşa gir dedi. Git bir soğuk duş al dedi. Kendine gelişsin dedi. Anne bu fikir için sağ ol. Dostum bence yapmayacaksın artık. Annem duşa girmemi istedi. Suyu aç. Take cold shower diyor. Su açılmıyor. Sular kesik abi. Abi sular kesik. Abi Allah'ım. Take a cold shower. Undress. Kıyafetini çıkarıp duşa gir dedi. Dolaba kıyafetimi atıyorum. Aynen. Üstümden kıyafetimi çıkardım. Artık buz gibi olacağız. Suyu aç. Gir. Ateşim gidecek arkadaşlar. Bu sefer işe yarayacak. Bütün ateş. Oy dondum. Şu an gidiyorum anneyle konuşmaya. Anne yaptım. Anne. Anne. Kendimi artık kötü hissetmiyorum. Ateşim yok. Bunu kontrol etmeme izin ver evlat. Tekrardan kontrol edesin arkadaşlar. Tamam anne. Bakalım arkadaşlar şu an ne olacak. 0 derece. Senin yaşlarındayken benim -2000 dereceydi normali. What? What? Ne? -2000 derece miydi anne, sen buz adam mıydın? Iceman falan mıydın? Dostum ben böyle bir şey ilk defa duydum dostum. Dostlar bu arada bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Sizin için oyuna devam edeceğiz ve iyi veya kötü sonu bulacağız arkadaşlar. Sonunu nasıl bulacağız bilmiyorum ama. Videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Gidiyoruz. Kahvaltı yap dedi. Dondurma. Soğuk dondurma yiyelim. Bu bizi daha da soğuk yapar. Başka yiyebileceğimiz bir şey var mı? Aynen soğuk su koyup soğuk su içeceğim. Soğuk su içtim. Ama git annenle konuş diyor tekrardan. Hadi gidelim bakalım. Anne, kahvaltımı yaptım. Kendimi buz gibi hissediyorum. Beni tekrardan kontrol eder misin?
Ah, tabii ki de diyor. Kadın sinirlenmeye başladı artık. Bakalım derecemiz kaç arkadaşlar. -5 derece. Tamam. Endişelenmeyi bırak dedi. Ama hala ikna değil arkadaşlar. Okula gitmemizi hala istiyor. Ventilatör istiyor. Please ice. Havalandırmaları buzla doldur diyor. Bunu nasıl yapacağız? Vent havalandırma deliği vardı. Şurada. Açtım burayı. Burayı nasıl buzla dolduracağız? Bu nasıl bir görev? Mutfakta buz vardı sanki. Şurada. Aldım. Bunu havalandırmanın içine mi koyuyoruz? Hayır. Bunu bir şeye vereceğiz. Abi bunu dışarıdaki makineye götüreceğim. Dostum klima motoru. Aynen bunu klima motoruna götüreceğim. Yani şuraya. Getirdim. Aa yok şu. Bu mu? Buna tıklanmıyor. Arkadaşlar bunu nereye götüreceğiz sizce? With water diyor. Aa buna su doldurmam lazım. Allah evime giremiyorum. Dur buna su doldurayım. Su doldurduk mu? Olmadı. Mutfaktan doldurmaya çalışalım arkadaşlar. Heh şimdi oldu. Bunu buzluğa koy diyor. Koydum. Aha elime geldi. Şimdi bunu havalandırmaya koy dedi. Koydum. Kapağı da kapattım. Git annenle konuş diyor. Havalandırmanın içine buz koydum. Bakalım ne işe yarıyor. Anne. Sanırım iyonize teknolojiyle klimalar çalışacak diyor birazdan. -10 derece. Şimdi hemen benim odamdan çık dedi. Ne yaptığımı biliyorum gerçekten de dedi. Arkadaki şeyi patlatacağım mı dedi. Exploded rock heater in the backyard. Oh sıcak şeyi patlat dedi evin arka bahçesindeki. Abi başımıza iş açacağız bak. Şuradaki arkadaki dinamitleri patlatmamı istiyor arkadaşlar. Şuradaydı. Dostum yandın. Burada dinamit explode patlat dedi. Sessizlik. Arkadaşlar patlıyor. Ne yapmak istiyorsun çocuk? Oo sen konuşabiliyor musun? Dinamitle sohbet ediyorum şu an. Burn. Arkadaşlar makineyi bozduk. Arkadaki makineyi bozdum. Ve patlattım onu. Şimdi tekrardan annemle konuşmaya gidiyorum. Bakalım ne olacak. Abi bitmeyen çile. Anne ölç. Ölç anne ölç. Ölçebilirsin. -220 derece. Git uyu. Eksi kaç derece yapacağız? Daha fazla soğuğa ihtiyacım var. Kendimizi kaptırdık gidiyoruz. Garajda bir nitrojen tüpü var. Bunu havuza bırak diyor. Ne yapacağız acaba arkadaşlar? Arkadaşlar bu arada evi duman kapladı. Nitrojen tüpü var. Aldım. Oy çok ağırmış bu. Bunu havuzun içine atmam istiyor. Artık daha ne kadar donacağız? Okula göndermiyor bizi ya. Hadi. Dostum böyle boyun görmedim. Bunun daha fazla ateşe ihtiyacım var bölümü vardı. Çocuk okula gitmek istemiyordu. Bunda da okula gitmek istiyor. Annesi göndermiyor. Çünkü hastasın sen diyor. Ama bu ikna etmeye çalışıyor. Anne sen diyor ki anne ben hasta değilim. Buraya mı koyacağız arkadaşlar? Hobi adam zor taşıyor. Garajdakini buraya getirdim. Fill the pool with liquid nitrogen. Aha buradan. Koydum. Ne olacak çok merak ediyorum. Oo havuz buz tuttu. Olamaz. Donuyorum. Hayır. Bunun içine düştüm bir de mükemmel. Şimdi donduk işte. Arkada patlıyor yanıyor. Evimi araya mahvettim arkadaşlar. Buz gibi olduk. Of nitrojeni havuza attım ve buz gibi yaptım. Anne hemen benim derecemi ölç çabuk. Eksi kaç bin dereceye gitti kim bilir. Oğlum donuyor şu an. Hayır. Neden? Ölçmeyeceğim diyor şimdi de. Anne lütfen ölçer misin? Ölç arkadaşlar. -320 derece. Benim zamanımı harcamayı bırak git yatağına yat. Hala ateşim var diyor. Ya anne şaka mısın sen ya? Benim ne ihtiyacım olduğunu biliyorum diyor. Etrafa bakmam lazım. Find something in the shop. Dükkandan bir şey bul dedi arkadaşlar. Dışarıdaki dükkanlar. Yani tam karşımızdaki dükkan. Selamun aleyküm abi. Ben geldim. Merhaba.
Hey, ne istiyorsun soğuk için? Evet, bunu nasıl, ne kadar alırsın dedi. Ne kadar para istiyorsun dedi. Express delivery diyor. Oo, siparişim geldi arkadaşlar. Abi bana yardımcı oluyor şu an. Soğuğa ihtiyacım var dedim. Bana ne gönderdi ya? Oo, eve fan göndermiş. Bizim eve fan üflüyor şu an. Allah sana razı olsun abi. Bu işimi kolaylaştıracak. Bizim evin yanına kocaman bir fan koyduk. Evi donduruyoruz şu an. Annenle konuşmaya gidiyor. Gidiyorum arkadaşlar yine. Çirkin boyun ya. Anne! Nasıl hissediyorsun? Soğuk hissetmiyor musun? Evin yanına fan geldi anne. Sen nasıl bir şey hissediyorsun böyle? Bir tempere şeye bakayım, dereceye bakayım dedi. Evet de bak anneciğim. Dereceye bak bakalım kaç hissediyoruz. Eksi 1020 derece. Sen ben senin ateşin var oğlum. Evde durman lazım hala. Ya anne ne ateşi Allah aşkına, artık çıldıracağız ya. Sadece bana gökyüzündeki Tanrı yardım edebilir dedi arkadaşlar. Aha, dua etme yeri geldi. Sana ben yardım istiyorum, dua ediyorum. Bana yardım et. Gökyüzünde bir tane arkadaşlar kız var. Bize kız yardım edecek senin. Olamaz, gökyüzündeki kişi uyuyor mu? Üzgünüm ama benim. Bu kişi benim. Ne istiyorsun benden? Dostum söyle dostum. Sadece birazcık kar yardırabilir misiniz? Bu çok iyi olur. Yapacak sanırım arkadaşlar. Oo, kar yağdı. Gökyüzüyle konuştuk ve kar yağdırdık. Arkadaşlar ya nasıl bir oyun bu arkadaşlar? Taktım. Annenle konuştum. Anne kar yağıyor, anne donduk. Anne! Gerçekten bu sefer oğlun donuyor. Evet tamam. Bakıyor şimdi derece arkadaşlar. Eksi 2020 derece. Wow! Senin ateşin yok. Ateşin gitmiş. Dalga geçiyorum, şaka yaptım diyor. Olamaz, gerçekten söylüyor sandım. İkna oldu sandım. Oo, daha fazla soğuğa ihtiyacım var. Put a blanket over the sun diyor. Abi ne yapacağım? Throw blanket mi? Ariana Grande'nin bana ihtiyacı var. Bunu yapacağım. Faster. E'ye bastım. Daha fazla soğuğa ihtiyacım var. Daha fazla soğuğa ihtiyacım var. Dostum ne yapıyorsun? Daha fazla. Ne oluyor abi? Allah, uzaya gönderdim. Yok artık. Güneşin önünü kestim. Artık güneş dünyamıza vurmuyor. Dünyamız karanlıkta kalacak ve donacak. Valla öyle bir aynısı oldu arkadaşlar. Ya nasıl bir oyundur bu ya? Dostum şimdi ikna olur, koş dostum. Annenle konuş diyor. Bu saatten sonra ikna olmazsa donuyorum arkadaşlar. Donuyorum abi. Anne. Eksi 12 milyon mu? 12 bin mi? 120 bin derecesin sen diyor. Oo, senin hiçbir ateşin kalmamış. Galiba okula gidebilirsin çocuk diyor. Evet! Okula gidebilirim. Başardık galiba arkadaşlar. Objective, go to school diyor. Oha, okula gidiyoruz. Okul otobüsü geldi. Annemi ikna etmeye başardım sonunda. Bindim. Aa, gidiyoruz. Ve güneş dünyayı ısıtamaz. Dünya buz tutuğu. Oo, good ending, iyi son diyor. Ve sen Ariana Grande ile tanışmayı başardın dedi. Vay, iyi sonla bitirdik arkadaşlar. Dünyamız sonunda buz tutmuş. Evet, çok güzel bir oyun. Arkadaşlar umarım eğlenmişsinizdir. Umarım da beğenmişsinizdir. Güzel bir oyundu. Sonraki videoda görüşmek üzere. Arkadaşlar hoşçakalın. Ve bye bye.